Topla kendini. Topla Necdet. Yok baba, hala bekliyoruz. Haber de yok. Dönmedi hala ha? Yok. Aradım, telefonlarına da ulaşılmıyor. Korkuyorum baba ya. Dur. Hemen aklına kötüyü getirme şimdi, dur. Ha baba, geldi galiba. Ben seni sonra arayayım mı? İyi tamam, bana da haber verin, tamam mı? Tamam, hadi bay bay. Necat? Ulaşamadım sana. Telefon sessizde kalmış. Kayra nerede? Ben buradayım. Dodo'yu da buldum. Nasılsın babacığım? Bir tanem. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Nerede kaldın? İşlerim vardı. Boynun mu kızardı senin? Evet babası, vücudumuzda biraz döküntüler olmuş. Ama doktor geldi, baktı, ilaçlarımızı verdi. Değil mi Kayracığım? Size söylemedim diye kızdınız mı bana? Hayır. Ben sana hiç kızabilir miyim? Gel bakayım. Asla kızmam sana. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Evet. Her şeyden daha çok. Evet. Babacığım, eğer beni her şeyden çok seviyorsan, hadi indir kucağından beni, beraber oyun oynayalım. Sıcak soğuk oynuyorduk babası. Dodo'yu saklıyoruz. Eğer yakınsak sıcak, uzaksak soğuk diyoruz. Şimdi ben saklayayım, sen bulacaksın, tamam mı? Tamam fıstıkım. Hadi. Kayracığım, Dodo'yu ben saklasam olur mu? Aa, hatta beraber saklayalım. Baban daha zor bulur ha, ne dersin? Olur. Hadi bakalım. Gel ayrı. Hadi geliyorum. Necat. Necat. Sonuç nedir? Melahat sende kaldı mı? Hı hı. Ya şu Aylin kızarıklıkları bizden önce görmüş. Doktora gitmiş, rapor almış. Kayra'ya da söyleme falan demiş. Sen doktora gösterdim demiştin değil mi? Evet evet, doktor geldi. Önemli bir şey yok. Da yani Aylin'in bunu söylememesi tuhaf değil mi? Ben o yüzden aradım seni. Necat, mahkeme nasıl geçti diye sormaya korkuyorum. Bir garipsin. Anlatacaksın değil mi? Tedbir amaçlı davanın sürecinde çocuğun annenin yanında kalmasına karar verilmiştir. Gerçekten beklediğimden çok daha sorunsuz atlattık. İnşallah daha da iyi olacağız. Güzel. Şimdi size evet. Sakin ol Necat, ne yapıyorsun? Nasıl yaptın bunu? Ben sana inanmıştım. Kayra ile görüşmene bile izin verdim. Necat, Kayra'nın gerçek annesine ihtiyacı var. Hayır yok. Sana ihtiyacı falan yok. Ne yapıyorsun? Kayra'nın alerji ilacı mı taşıyorsun? Annecilik mi oynuyorsun bununla? Asıl sahte anne sensin.
kızımı almana izin vermeyeceğim, tamam mı? Nejat Bey, lütfen. Bırak! Kızımı benden alamayacaksın. Bu sana ait değil, bu bana ait. Avukat Bey, gidelim buradan. Görüşeceğiz seninle. Kızımı benden alamayacaksın. Nejat. Bir sorun yok değil mi? Yok, hiçbir sorun yok. Her şey yolunda diyebilir misin bana? Hı hı. Heh. Yani Aylin son dakikada vazgeçecek diye o kadar korktum ki. Bir terslik yok. Suna iyiyim. Emin misin? Her şey olması gerektiği gibi. Peki. Evet, atladık dadayı. Babacığım, hadi gel şimdi, sen ara, ben sana soğuk sıcak diyeceğim, tamam mı? Tamam fıstıkım. Asla bulamayacağım, biri sakladık asla. İyi sakladıysan bulamam o zaman. Hiç kimse bulamaz değil mi? Evet. Hadi hadi gel, gidelim. Alın. Bak aklıma ne geldi. Biz şimdi bırakalım bu oyunu, tamam mı? Hiç zaman kaybetmeyelim. Üçümüz tatile gidelim. Gerçekten mi? Gerçekten. Yaşasın. Tatil mi? Gel bakalım. Hoppa. Hep gidelim istiyorduk ya. Yani bir değişiklik olur bize de. Hadi bakalım, o zaman bavullarınızı hazırlayın. Yarım saate çıkıyoruz. Tamam. Nejat, ne tatili? Yani nereye gidiyoruz? Biraz aynı olmadı mı? Okulum var yarın. Ya Suna, ne oyun bozancılık yapma. Bir günlük okula gitmem. Baba, hani daha önceden gittiğimiz Gölkınar vardı ya, oraya gidelim. Tamam fıstıkım, sen nereye istersen oraya gidelim. Ne kadar kalacağız peki? Hafta sonu mu ne? Hı hı. Ya lütfen Suna anne, lütfen. Lütfen. Hadi Suna, kırma bizi. Biz kızımla gidiyoruz. Değil mi bana? Evet, lütfen ya Suna anne. Lütfen. Tamam. Yaşasın. Hadi gidelim. Hadi. Hadi bakalım. Nejat, bir konuşalım mı seninle? Tamam. Hadi bakalım, sen babanı hazırla, geliyorum hemen, tamam mı? Fırla fırla fırla. Nejat, nereden çıktı bu tatil? Ya işte bildiğin tatil. Yani büyütecek bir şey yok. O kadar sinir stres yaşadık. İyi gelir yani. Şirketin durumu ortada, çalışmamız lazım diyordun. Evet işte, yani birkaç gün gider geliriz. Bak gayret çok istiyor. Hadi ne olur, yanımızda ol. Ya tamam. Hadi hazırlan hemen. Sil gözyaşlarını Kayra, bizi böyle görmesin. Ne diyeceğini biliyorum Suna. Gitmeyelim diyeceksin değil mi? Tabii ki öyle diyeceğim. Bir de demediğimi, bunu yaptığımızı düşün. Sınırı geçtiğimizi düşün. Ne olacak, farkında mısın? Umurumda değil. Ne olursa olsun. Sevdiklerimizi bir daha göremeyeceğiz. Bu sonu olmayan bir kaçış. Buna hazır mısın? Yapabilecek misin? Düşünmedim, bilmiyorum. Ama düşünmek zorundasın. Ya yakalanırsak? Kayra'nın velayetini bir daha sana verirler mi? Yakalanmayacağız. Peki Kayra'ya ne diyeceksin? Eve bir daha dönmeyeceğiz. Çünkü dönersek seni yakalarlar ve bizden alırlar mı? Çocuk bu korkuyla mı yaşayacak? Ya Suna, gelme üstüme. Çocuk değilim ben. Biliyorum ben başıma geleceği. Farkındayım her şeyin. O zaman çocuk gibi davranma Nejat. Evet, üzüleceğiz belki ama savaşmak zorundayız. Kaçış bir çözüm değil. Bunu sen de biliyorsun. Bir baksana Kayra'ya, ne kadar mutlu. Hiçbir şeyden haberi yok yavrumun. Ne diyeceğim ben ona Suna? Yarından itibaren annen de kalacaksın, seni alacak mı diyeceğim, ne diyeceğim? Nasıl söyleyeceğim? Şimdi söylemeyeceksin ama evde söylemek zorundasın Necdet. Tamam. Benimle gel ama. Dur. Gel buraya. Sil gözyaşlarını. Gel.
Bir tanem, bir bakar mısın bana? Eve dönmek zorundayız. Tatile gidemiyoruz maalesef. Ama neden babacığım? Ne oldu? Öyle olması gerekiyor. Seninle bazı önemli şeyleri konuşmam gerekiyor. Ya babacığım, burada konuşsak, tatile gitsek olmaz mı? Babalarım, babanın sözünü dinlememiz gerekiyor. Bir gelir misin? Senden özür dilerim. Ama söz ilk fırsatta seni tatile götüreceğim, tamam mı? Peki. Şuna kemer. Selam. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Haberler güzel mi? Hem de nasıl. Hem Kayra'nın velayetini aldım, hem de yarın burada yaşamaya başlıyor. Şaka yapıyorsun. Avukatın gerçekten iyiymiş. Tebrik ederim. Sağ ol. Vay be, kendime sağlam bir ortak almışım desene. Ya ne demezsin. Ortağın şunu bile yapmayı beceremiyor. Kayra'ya mı bu? Hı hı. Bütün günümü Kayra'nın seveceği şeyleri alarak geçirdim. Sonra bunu da görünce alayım dedim. Çünkü babasının evinde de odasında vardı. Belki sever diye düşündüm ama beceremedim işte. İyi düşünmüşsün. Tabii bunlar bayağı vaktini alacak galiba, değil mi? Endişeni anlıyorum. Şimdi sen düşünüyorsun, diyorsun ki acaba bu kadın bana yeterli zamanı ayırabilir mi? Aklımdan geçmedi diyemem. Merak etme, sen benim için üstüne düşeni yaptın. Ben de senin için üstüme düşeni yaptım. Tasarımları yapmışsın. Harikasın. Her şey yolunda gidince keyfim yerine geldi. Ben de çalışayım dedim. Bakalım beğenecek misin? Burada bakabilir miyim? Tabii ki, keyfine bak. Ben de kahveleri yapıyorum o zaman. Tamam. Niye gittik? Niye döndük şimdi? Bir tanem. Çünkü hava çok kötü olacakmış balarım. Bir de baban tarihi yanlış hatırlamış. Yani sonra mı gideceğiz? Evet, sonra gideceğiz. Oğlum bir şey var. Ne? Sürprizli bir şey mi? Aa, herkes bize gelmiş. Hoş gelmişler. Yoksa sürpriz bu muydu? Bana sürpriz parti mi yapacaktınız? O yüzden geldiniz değil mi Saniye teyze? Sen parti mi istiyorsun bakayım? Sen parti istersen biz yapmaz mıyız ya? Biz sana alasını yaparız. Yedin bitirdin kızı be. Biraz da bize bırak. Rafet abi, oyun oynayalım mı? Emredersiniz prenses. Sun anne, sürpriz buydu değil mi? O yüzden döndük. Bana sürpriz parti yapacaktınız. Evet tanem, evet. Yapma. Öyle işte, kuruşuk sana sürpriz yaptık. Hadi bakalım, biz önden gidelim, süslemeye başlayalım, olur mu? Kekler, börekler falan yaptım. Onları da tabaklara koyun, geliyorum. Hadi. Dur kız. Allah yardımcınız olsun ya. Sunda, çok üzülüyorum. Söyle güzel kardeşim, ne yapabiliriz senin için? Aylin aradı. Yarın Kayra'yı bekliyormuş. Hiç hak etmiyorsun bunları. Ne diyeyim? Hadi şimdi eve girerken bütün yüzlük kapıda bırakıyoruz. Kayra'ya hiçbir şey hissettirmiyoruz. Kayra bilmiyor tabii ki, değil mi? Daha bilmiyor. Şu partiyi yapalım en azından. Akşama doğru söylerim. Birkaç saat mutlu olursun yavrum. Tamam. Bırakma kendini. Hadi.
Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Ben saniyeden öğrendim de mahkemeyi. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum, çok üzüldüm. Maalesef. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen nasılsın oğlum, ha? İyi misin? Kızım gidiyor. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Yarın kendi ellerimle teslim edeceğim. Gel bakayım, gel. Gel. Oh be evladım. Oh. Kim geldi acaba? Babam gelmiş olabilir. Babam mı? Ya babama anlattım. O evde duramamıştır ben. Biliyorum. Gelmiştir muhtemelen. Ben de baksam mı? Yok yok, sen bakma. Bence de sen bakma Ayrı. Sen de karışıyorsun ya. Sen ona sen bakma gerek yok diyemezsin. Neden? Sen ona sen bakma diyebiliyorsun ama, değil mi? Tamam, ben ona sen bakma diyebilirim ama sen ona sen bakma diyemezsin. Ay ben acıktım. Ay sen başla bir tane. Hadi ben de girişiyorum ya. İyi tamam, girişin artık, ne yapalım? Hadi bakalım. Evet. Tadıyoruz. Bu börekler ateş ediyor. Seni alan yaşadı saniyecim. Ay estağfurullah. Ayrı ne oluyor? Kayra'yı ben getirecektim. Gerek var mıydı böyle bir şeye? Dünkü telefon konuşmamızdan sonra güvenemedim sana Nejat. Doğru da yapmışım demek ki. Öğlen oldu daha getirmedin Kayra'yı. Beyefendi, mahkeme kararını uygulamak zorundayız. Memur bey, buna gerçekten gerek yok. Kızımı kendim teslim edeceğim. Çıkar mısınız evimden? Ali sen delirdin mi? Kayra'yı bu şekilde mi alacaksın? Hiç yol yordan bilmiyor musun? Daha fazla mı üzmek istiyorsun Kayra'yı? Böyle olmaz. Tamam Nejat, sakin ol. Bence eşin dinlersen iyi edersin Nejat. Daha da zorlaştırma. Aylin, senden rica ediyorum. Biz getiririz Kayra'yı. Bunlara gerek yok. Sen hangi sıfatla dahil oluyorsun olay osuna? Ha? Ben anlayamadım da. Bu bizim Nejat'la aramızdaki bir mesele. Karışma. Tamam, bitti. Çok güzel oldu. Hadi inelim aşağı. Hadi. Hayır, yapamazsınız. Nejat Bey. Beyefendi, bakın yapmak zorundayız. Mahkeme kararına uymak zorundasınız. Kayra. Baba, ne oluyor? Bir şey yok bir tanem. Hadi sen odana çık. Kayra, anneciğim, ben seni evimize götürmeye geldim. Oğlum. Hadi odanda bekle beni, geliyorum hemen. Lütfen. Kayra. Sakın. Nejat, çekil önümden. Aklından bile geçirme. Nejat Bey, zor kullanmak zorunda bırakmayın bizi. Zorla mı alacaksınız kızım? Hadi gelin alın o zaman. Lütfen önce biz konuşabilir miyiz? Karışma Suna. Aylin Hanım, izin verin babası konuşsun. Teşekkürler. Tanem, beni iyice dinlemeni istiyorum, tamam mı? Dinlemeyeceğim. Sen de beni onlara vermek istiyorsun. Ben seni kimseye vermem. Bunu bir oyun gibi düşün, tamam mı? Ben sensizliğe, sen de bensizliğe dayanma oyunu. Ama sana söz veriyorum, çok uzun sürmeyecek. Ama ben bu oyunu oynamak istemiyorum.
diliyorum kızım. Çünkü birbirimizi çok özleyeceğiz. Çok üzüleceğiz. Ama ara sıra görüşeceğiz. O günler için sabretmek zorundayız. Dayanmak zorundayız kızım. Sonra bir gün, ama çok uzak olmayan bir gün bu oyun bitecek. Sen evine döneceksin. Ve bir daha hiç ayrılmayacağız. Söz mü? Söz bir tanem. Söz balım. Ama senin de güçlü olman lazım, dayanman lazım. Eğer güçlü olmazsam ben de olamam. Ama eğer güçlü olduğunu bilirsem, o zaman daha çok savaşırım ve bu oyun çok daha erken biter. Çabucak biter. Tamam. Can ben alamayacağım artık. Sen de beni alana kadar bekleyeceğim. Seni çok seviyorum babacığım. Ben de seni çok seviyorum Fıstık. Bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Efendim Suna. Bir şey mi söyleyeceksin? Bakıp bakıp duruyorsun. Çok büyük bir yanlış yapıyorsun Aydın. Kayra'ya nasıl zarar verdiğini göremiyorsun. Yani sen sahte anne numarasını yaparken hiç zarar görmüyordu değil mi? Onu buradan, evinden ve babasından ayırmakla kıyaslanamaz bile. Siz çocuğumu benden kopardınız. Abuk sabuk laflarla beynini doldurdunuz. Asla öyle bir şey olmadı. Bu olmamış halime. Hı? İşte sırf bu yüzden alıyorum çocuğumu sizden. Gerçek annesini tanısın, sevsin diye. Ayça sen de bu üzülüyormuş, ayaklarını geç artık istersen. Senin canına minnet, farkında değil miyim zannediyorsun? Şimdi başka bir çocuk yaparsın Nejat'tan, iyice bağlarsın kendine. Sen Kayra'ya hiçbir şey veremezsin. Ben en çok onu üzülüyorum. Haydi bunları arabaya koyar mısın? Dodo'yu da ver kızım. Ben babamla konuştum. Birazcık Aylin abla da kalmam gerekiyormuş. Ben hazırım. Tamam bir tanem. Sen hazırsan ben de hazırım. Gidelim hadi. Vedalaşmamıza izin ver. Hadi kızım. İyi Hayri. Ben yokken sıkın bir şey yapma. Kıskanırım. Oklavayı elime almam bile. Sen döndüğünde sen yemeyeceğin kadar bir şey yapacağım. Söz sana. Seni çok seviyorsun anne. Benim annem sensin. Ben de seni çok seviyorum balığım. Kim ne derse desin sen benim kızımsın. 2 hafta sonra görüşürüz. Görüşeceğiz. Gel bakayım. Tamam ağlama. Sil gözyaşlarını, güçlü ol tamam mı? Unutmayacaksın değil mi kızım? Unutmayacağım babacığım. Hepsini düşüneceğim. Eve dönünce her şey eskisi gibi olacak. Ben şimdi ağlamayacağım ama sen de ağlamayacaksın. Tamam mı? Hiç ağlar mıyım? Çünkü sana söz verdim. Hatta şimdi giderken arkandan gülerek el sallayacağım. Nereye gidersen git ben yanındayım kızım. Çünkü sen benim bir parçamsın.
Hatta şimdi gidişim bir veda değil. Sadece mutlu ailemize bir dinlenme arası veriyoruz, tamam mı? Sen döndüğünde... Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve sonsuza kadar mutlu yaşayacağız. Hadi şimdi sarıl bakalım bana. Ben de seni çok özledim bir tanem. Oh. Oh güzel kızım benim ya. Yeter ama ya, kıskandım. Dünya varmış ya. Güzel kızıma bak benim ya. Oh. Kapıyı açınca Sunu annem çığlık attı. Öyle mi? Vallahi attı. İçeri girelim mi? Olur. Sağ ol. Evine dönmeye. Artık ahtapot olmaktan yorulmadığını gurur duyuyordu annesine söylemeye. De. Çok güzeldi hikaye. Hı hı, ben de çok beğendim. Keşke burada kalsam da size sarılıp sarılıp uyusam. Sorarız annene, belki bir dahakinde kalırsın. Ya ama kendi evimde kalamıyorum, çok saçma. Yakında döneceksin babarım, merak etme. İstiyorum. O da olacak. Bir tanem biraz sabretmemiz lazım. Yanında olmasam da ben hep seni Sunu annenin bir tanem. Hep seni düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Kayracığım, hadi gidelim artık biz. Tamam, Hayri'yi bırakacaksın değil mi? Beni de başkan. Hayri'ye veda edeyim, kapının önüne gelirim. Bugün için teşekkür ederim. Kayra sizi özledi, ben de üzülmesini istemedim. Belki bugünleri artırırız. Neyse gidelim artık biz. Ayaklarımı hissetmiyorum şu an gerçekten. Yalnız iyi iş başardık Burcu. Eğer buradan bu işi kurtarırsak sana bir maaş ikramiye vereceğim. Sen önce maaşımı ver de ikramiye şart değil. Selam. Herkes gitti nihayet. Çok iyi teklifler var. Necat Bey'e bağlanalım mı? Hemen. Hemen, 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 hemen. Hemen. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Serkan. Nasıl geçti birader?
Yorulduk ama değdi. Necat Bey, hemen bazı teklifler aldık. İçlerinden en iyisini söyleyeyim isterseniz. Dinliyorum. En iyi teklifi Uyuş Grup verdi. Şartları neymiş? %51 ise... Yönetim kurulu başkanlığı, yönetimde karar yetkisi. Ağırmış. Ama hisselerimizin değerinin biraz üstünde fiyat veriyor. Yine de şartlar çok ağırmış. Necat? Tamam, kabul et, imzalayalım yarın. Anlaştık patron. Emin misin abi? Başka şansımız var mı? Tamamdır. Kolay gelsin beyler, elinize sağlık. Eyvallah. Ne oldu? Ortaklık için bir firmayla prensipte anlaştık. Bak ben dedim sana. Hem işler yoluna giriyor hem ailen yumuşuyor. Her şey güzel olacak, merak etme. Umarım öyle olur. Aylin? Kayra nerede? Kayra okulda, ben yalnız geldim. Ha. Ne oldu, bir şeyini mi unutmuş? Yok, hayır. Ben seninle konuşmak için geldim. Tamam, gel. Yağmurda kalma, gir. Sağ ol. Hayırlı olsun. CEO olarak kimi düşündünüz? Sizden biri mi? Bizden biri değil. Biz Uğuç'un binasında devam edeceğiz. Yeni CEO'muz şimdi gelir. Hatta sizin rahat çalışmanız için yakından tanıdığınız birini seçtik. Yeni CEO'muz Hande Hanım. Selam. Açıkçası Kayra'nın alışma süresi umduğum gibi gitmedi. Yani ben düşündüm ki aynı evde yaşarsak her şey daha kolay olur ama... Onu Necat'tan ayırdığım için şimdi nefret ediyor benden. O yüzden ben de bir karar aldım. Kayra kendi evinde kalabilir. Sen ciddi misin? Maalesef. Zorla güzellik olmuyormuş. Ben Kayra'nın beni gerçekten annesi gibi benimsemesini istiyorum Suna. İster kendi evinde, ister benim evimde. Onunla zaman geçirmek, kendimi sevdirmek istiyorum. Ama... Ama? Ama sen buradayken böyle bir şeyin olması mümkün değil, biliyorsun. Yani bu saydıklarımın olabilmesinin tek bir yolu var. O da senin gitmen.